geri zekalı. Bu oyun uzatıp durma, indir beni. Savaş Doğan. Savaş Doğan. Ulan bunun ne demek olduğunu biliyor musun sen? Sizin gibi uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi değilim ama Filistin askısı dediklerini biliyorum. Yanlış duymadıysam 10 dakika sonra kol ve omuz kasları kopma aşamasına geliyormuş. Peki sonra ne olacak? Seni ne yapacağım ben? Lütfen anlayışlı olun. Bir an önce şu tatsız işlemi bitirelim ha? Ulan Yiğit! Beni öldürsen bile bunun hesabını vermekten kurtulacağını mı sanıyorsun? Seni bir uzvundan bu askıya asacağım. Uzayan uzvunla Guinness Rekorlar kitabına gireceksin. Ama bu uzvun işlevsiz olacağından işte uzayan dilini kesip köpeklere yedireceğim. Bak Turgay Atacan. Kendinize eziyet etmeyin. Bu beylerin sizinle işbirliği içinde olduklarını biliyoruz. Listenin ucunu tuttuk. Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Söylemen gerekmiyor. Biz senin de bu çaylak hortumcunun da her attığı adımı biliyoruz. Bakın Bay Atacan, şu nükleer listenin tamamını bize verin. İnanın sizi krallar gibi ağırlarım. Sen kimsin lan? Senin ağırladığın kralın tacını lazımlık olarak kullanmam ben lan. İndir beni. İndir. Liste lütfen. İndirin şunu. Hiç yardımcı olmuyor. İndirin. Siz çıkın. Kendinle övünüyorsun değil mi? Senin gibi bir hainin yetişmesinde katkım olduğu için kendimden utanıyorum. Haini gözünden tanırmış. Burada istediğim her şeyi kusacaksın. Her şeyi. Geleceğiz. Yeni patronların senin için hiçbir şey yapamaz artık. Elleri ne kadar uzun olursa olsun. Nasıl senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Yapacağımı yapmaya başladım bile. Avucumdasın. Tek sorun Bilağın faresini... Bir lağım faresini avucumda tutmaktan duyduğum tiksinti. İkimiz de lağımdayız. Ben pislikleri temizliyorum. Sense sadece lağımları sayıp defter tutuyorsun. Her şeyi kusacaksın. Yoksa savaş senin bir zaman yaptığından daha büyük bir zevkle bu işi yapacak. Benim senden istediğim tek bir şey var. Tutarlı bir açıklama. Tutarlı bir açıklama? Evet. Her şeye rağmen ülkeni satmanı anlayamıyorum. Ne? Kime rol yapıyorsun ya? Gizli kamera falan mı var burada? Hayatım boyunca hiç anlayamadığım bir şeyin peşindeyim. Sen gerçekten benim ülkemi sattığıma inanıyor musun? Bunu hangi duygularla yaptığını anlamak istiyorum. Sadece para için bunu yapmış olamazsın. Ne diyorsun sen be? Ülkeyi nükleer çöplük haline getiren ben miyim? Ama bu gerçeğin örtbas edilmesi için çalışıyorsun. Abi. Abi. Bu kadar saf olamazsın. O gerçek zaten örtbas edilecek. Hayır.
edilecek. Buna izin vermeyeceğim. Bu yola baş koydum. Başın gidecek o zaman. Belki. Elden gelen düğün bayram. Sen bilirsin. Kellemi almak için mi bu kişileri temizlemeye çalışıyorsun? Ben işin nasılsa örtbas edileceğini biliyorum. Ve payını alıyorsun. Düzen böyle. Göreceğiz. Çakalım benim. Bu da iki telefon arasındaki bir haftalık konuşmalar. Birimi tam çeteye çevirmişsiniz lan. Efendim. Buyurun efendim. Peki hemen çıkıyorum. Savaş, sana bir hikaye anlatayım mı? Belki patronunun hoşuna gider. Şimdi bir bahçede iki kafes varmış. Birinde bir aslan, diğerinde de bir serçe. Her sabah serçe aslana seslenirmiş. İyi günler mapus kardeş. İşte sen serçesin Savaş. Abi de aslan. Ama eşitsiniz. Eşit. Ben de sana bir hikaye anlatayım bari. Farenin biri kapanı kıstırılmış. Peynirini afiyetle yerken başucunda kedi belirmiş. Fare bir an tir tir titremiş. Ama sonra kapanın içinde güvenlikte olduğunu fark etmiş. O zaman kedi, yediğin son yemeğindir dostum demiş. Fare de demiş ki, doğru. Bir tek canım var benim. Dolayısıyla bir tek ölümüm olacak. Ya sen? 9 canlı olduğun söylenir hep. Bu demektir ki 9 kere öleceksin. Ha! Ha 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 ha